sevgili izleyiciler. Şimdi bir Kırklareli'ne gidelim. Üreten Türkiye Kırklareli'nin aslında sunucusu Sayın Cenk Özdemir bizlerle birlikte gün ortasında ve yanında da değerli bir konu var. Şimdi sözü onlara bırakacağım. Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Çıldır'la birlikte Cenk Özdemir. Söz sizde. Merhaba Yeşim Hanım. Herkese selamlar. Hatırlarsınız geçen ay konuştuğumuzda işte Adana Mersin civarındaydık. Demiştik ki işte Trakya'ya gideceğiz demiştik ve Trakya'ya geldik. Kırklareli civarında yine Üreten Türkiye programını gerçekleştiriyoruz. Burada rant değil, işte avanta değil, emeğini ortaya koyarak üreten insanlarla konuşmaya, alın terini döken insanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Yanımızda da sizin dediğiniz gibi işte Kırklareli Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Bey var, Mustafa Çıldır. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi biz Türkiye'de gezerken hakikaten kooperatife rastlamak, kooperatifle ilgili bir faaliyette bulunan insanlara rastlamak birazcık bizi böyle şaşırtıyor, memnun da ediyor. Biz de görür görmez hemen geldik size. Dedik ki konuşalım mı? Size dediniz, kabul ettiniz. Şimdi asıl programda uzun uzadıya konuşacağız ama burada kısaca bir özetlersek şu anda kooperatifte işler nasıl gidiyor? Şu an biz günlük 15 ton sütümüz var, süt topluyoruz. İki tane şarküteri kendi ürünlerimiz olan ayranlarımızı işleyip orada satıyoruz. 18 tane ablamız köy ekmeği yapıp tarhana, makarna, kuskus, bal bunları pazarlayıp kooperatifimizi ayaklatıyoruz. Yani sadece süt değil, sadece et değil. Çok değil. Geniş bir yer geniş bir yer. Evet, köy ürünleri dedim adı altında bir stand olarak kurduk. Tarhana, makarna, kuskus, reçel. Özellikle köy ekmeği çok rağbet görüyor Kırklareli'nde. Bu tip ürünleri ablalardan yaptırıyoruz hepsini. Evet. Onlar da güzel bir gelir elde ettiriyoruz. Şimdi biz Kırklareli'nde rastladık aslında şeyimize, kooperatifimize. Orada bir satış mağazanız vardı. Evet. İşte et reyonu vardı, şarküteri reyonu vardı. Oradan biraz bahsedelim. Orada işler nasıl gidiyor? Orada şu an kooperatif olduğu için güvenden dolayı çok güzel işlerimiz oluyor. Ve bir şubemiz vardı. Biraz kırmızı dışında kalmıştı. Talepler vardı. Bu sefer mecbur kaldık. Bir tane daha açmaya yetiştiremiyoruz. Ve bu şubenin yanında biraz büyük dükkandı. Ve dedik ki bunu yaparken kendi ızgaramızı, kendi etimizi de halkımıza sunalım. Ve aynı zamanda ızgara salonumuzu açtık yanında. Eti sadece ham olarak sunmak yerine yine pişirerek. İşlemiş halde sunmak da. O da faydalı bir şey oldu. İlgi çok değil mi? Yani özellikle o kooperatif mağazasını görmek, o ibadeyi görmek. O logoyu o tabelaya gördükleri zaman insanlar gözü kapalı geliyorlar yani. Bir de üreten, üreticiden tüketiciye. O çok önemli. Evet, hiçbir aracı yok. Aracı yok tamamen. Birinci aracı. Peki başkanım kaç yılında kuruldu kooperatif? Kooperatifimiz 1995 yılında kurulup 96'nın Ocak ayında faaliyete girdi. Süt toplayarak başladı. Ondan sonra yan pazarlaması. Daha sonra işte market, köydeki marketimiz var. Orası var. Köyde kurmuşsunuz bu köyde arada. Köyde marketimiz var. Tabii köydeki büyük işte her türlü ürün kullanacağı market. Tamamen üyelerimizi hep kooperatif alışveriş yapıyorlar. Yani sırasıyla işte hizmet binaları. Kantarımız var. Kepçe kamyonumuz var bizim burada. Bir tane oto yakamamız var. Sekreterinde de iki ızgara sanayilerle üç tane dükkanımız var. Şu an önünde durduğumuz yer zaten sen sucuk üretim işte, tesisi. Sucuk tesisimiz var. Yetiştirme tesisimiz var. Evet. Öbür tarafta. Orada depolarımız. Burada süt toplama merkezi var. 5 tane süt kazanımız var. Günlük aşağı yukarı şu an 15-16 tonlara yakınımız 19 yıl tarafından çıkmıştı zamanında. Bu dönem dönem oynuyor ama en düşük 15 ton en fazla 20 tonu görüyoruz. Peki başkanım kuruluş aşamasından bugüne kadar, bugünü de içine katarsa karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Yani böyle bir vazgeçme, bırakalım falan dediğiniz ya oldu bu mu? İlk başlarda oldu. Hani yeni kurulan bir kooperatif, diğer işte mandıracılar işte birlik sallanmasın diye o fazla fiyatları, bu fazla fiyatları dağıtmaya çalıştılar. Ama ondan sonra onlar bu sefer halk üstüne para ödemeyerek halkı bütünleşti. Daha da bundan sonra tamamen hiçbir zorluk yaşamadan buraya kadar geldik. Yani tüccar bu kooperatif kurulmasın diye bir çaba gösterdi. Gösterdi. Bunlar oluyor. Yani şu anda oluyor. Mesela bir sürü bir şikayetimiz ekmek satıyoruz diye, işte ne bileyim makarna satıyoruz diye, ne bileyim işte içeride işçi maskesizmiş falan filan bir sürü de bir şikayetimiz var. Ceza da ödedik bunlardan. Oluyor ama bunlar bizim için ufak şeyler. Aşılacak konular. Bunlardan yılmayız. Yılmayız yani. Üretmeye ve tüketiciye sağlıklı ve hesaplı besinler sunmaya devam edeceğiz. Çünkü halkımıza bize şey yapıyor.
kabullendi artık. Hani kalbimize sahip çıkıyorlar. Üreticimiz sahip çıkıyor. O yüzden kooperatifte bir şey olmaz ailesine bir daha bundan sonra. Kesinlikle. Biz de tabii Kırklareli, burası şimdi köyü, Kayalı köyü. Kayalı köyü. Yaklaşık 15 kilometre dışında. Aynen. Kırklareli yani şehir merkezindeki halkın da size olan aslında şeyi, ilgisi çok sizi de ayakta tutuyor ayakta, değil mi? Evet, aynen. Zaten olmasa duramazdık ayakta. Sağ olsunlar, çok sahip çıktık. Buradan aslında yine... Hatta biz sadece Kırklareli demeyelim bunu. Hani şimdi mesela İstanbul'dan gelen bu tarafa misafirler, yabancılar. Aa, tabii. Ve şu an biz Batman'a, Antalya'ya, Akkari'ye geçen gönderdik, İzmir, bir sürü yere kargo gönderiyoruz böyle uzak çok yerlere. Güzel, çok güzel. Evet. Buradan isteniyor yani ürünlerden, evet, fotoğraflardan da isteniyor. Fotoğraf isteniyor, internette şeyimiz var, satışı. Bundan sonraki internet aşamamızla sitemizi kurduk. İnternet satışına da başlayacağız. Çok güzel, kısmesi. Çok güzel. Ve şu an kargo gönderiyoruz yani. Buradan aslında izleyen seyircilerimize, hem Kırklareli'den izleyen izleyicilerimize ve dediğiniz gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yani, izleyen insanlara çağrıda bulunalım. Bu tarz kooperatiflerin satış mağazalarını mutlaka ziyaret yani etsinler, bütün, alışveriş yapsınlar. Bütün üretici kooperatifler, sadece el kooperatif olarak değil, bütün ne kadar üretici kooperatif varsa hepsi sahip çıkıyor. Çünkü direkt üreticiden gelen bir ürünler olduğu için hani onlara sahip çıkılsın, onlar da üretsinler, kazanırlar. Böyle gitsin yani, fazla para da ödemesinler ama malın da hakkını da değerini versinler. Versinler. Tabii, versinler, yani iki tarafta kazansın. Evet. Ve doğal ürünler yesinler. Kesinlikle. Peki Yeşim Hanım, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı Musa Bey'e? Teşekkür ediyorum. Cenk Özdemir, reklama gitmemiz gerekiyor. Süremizi aşmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Peki. İyi çalışmalar diliyoruz. Konunuza da bir çok kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili izleyiciler, Cenk Özdemir, Kırklareli'de Üreten Türkiye programı çalışmalarına devam ediyor. Trakya'da ileriki günlerde yine bağlantılarımız olacak.